Evet, ilginç bir tartışma. Karşılıklı edilen şiddete dayalı sözlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kadının kadına, erkeğin kadına, kadının erkeğe. Sakarya polisinin dikkati böylesi ancak film senaryolarında olur dedirten bir cinayet planını ortaya çıkardı. Hamile bir kadın, hiç tanımadığı birinin saldırısına uğramış, öldüresiye dövülmüştü. İlk akla gelen gasp oldu ama işin aslı öyle değildi. Genç kadını döven, karnındaki bebek için tutulmuş kiralık bir katildi. Gaspsız sandım ama Mersem eski sevgilimmiş. Karnındaki bebeği öldürmek için kiralık bir adam tutmuş. 31 yaşındaki 7 aylık hamile kadın tekme tokat saldırıya uğradı. Genç kadın kendine saldıran kişiyi gaspçı sandı. Ama işin altından bebeklerinin doğmasını istemeyen eski sevgilisi çıktı. Amacı bebeğimi öldürmekti. Yani kendisi bu sorumluluk istemiyordu herhalde. Genç adam kız arkadaşını Sakarya'daki işte bu sokakta indirdi. Saatler gece yarısı 12'ye geliyordu. Sokak karanlıktı. Hamile kadın minibüse doğru yöneldiği esnada saldırgan ortaya çıktı. Yüzü maskeliydi. Sonra beni yere aldı. Yani yere attı. Burada mıydı? Evet, buradaydım. Yere attı beni. Karnıma darbeler vurmaya başladı. Tekme tokat vurmaya başladı. İkili yaklaşık 1,5 ay birliktelik yaşadı. Genç kadın hamile kaldı. 35 yaşındaki adam bebeği istemedi. Sevgilisini defalarca kürtaja zorladı. En sonunda doğmamış bebeğini öldürmek için kiralık katil tuttu. Yemeği götürüyordu. Bana sürprizler yapmaya çalışıyordu. Yani güzel yerlere götürmeye çalışıyordu. Çok iyi davranmaya çalışıyordu. Peki hiç şüphelendiniz mi? Kısmen şüphelendim. Bu gizemli olayın düğümünü çözen, saldırı anını kaydeden, işte bu güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler oldu. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde genç kadının saldırıya uğradığı anlarda özellikle karnına ağır darbeler aldığını ve saldırganın çantayı alıp gitmek yerine kadını yerde sürüklemeye başladığını gördü ve durumdan şüphelendi. Sakarya polisinin dikkati olayı aydınlattı. Genç adamın sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için aynı fabrikada çalıştığı arkadaşını tuttuğu ve bu iş için ona 35 bin lira da para ödediği ortaya çıktı. Neden yaptın? Neden vurdun? Hiç istemedim. Aldırdığım zaman maddi manevi olarak yanımda olacağını söyledi. Rızası yoktu, hiç istemedi. Hatta bana birçok şey daha teklif etti. Film senaryolarını aratmayan bu olayın sonunda iki zanlı suçunu itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Anne ve karnındaki 7 aylık oğlunun durumuysa iyi.